Çok özür dilerim Feray, beni affet ne olur. Bir an birden ne oldu bana bilmiyorum, çok özür dilerim. Tamam Can, önemli değil. Feray, ben böyle biri değilim. Çok gerildim olaylardan. Senin için endişeleniyorum. Onun için oldu herhalde. Tamam Cihan. Çok özür dilerim. Bak hayatımda ilk defa böyle bir şey. Ya tamam dedim Cihan, bırakır mısın kolumu? Hayır dur. Ama sen dinlemiyorsun ki beni. Kendimi kaybettim diyorum sana. Ya tamam anladım, bırak kolumu. Ya bırak Cihan ne olur. Feraye, bıraksana dur. Ya. Cihan kolumu bırak. Feraye. Cihan. Ya ne oldu? Niye bağırışıyorsunuz? Perihan. Perihan. Perihan ne oldu sana? Perihan. Perihan. Ne oldu sana Perihan? Perihan ne olur kendine gel. Cihan bir şeyler yap. Cihan bir ambulans çağır çabuk. Yasemin. Kendine kızım gel, Yasemin. Şu yüzünün haline bak ya. Yasemin, Hikmet'e haber ver çabuk. Tamam efendim. Ambulans çağır çabuk. Ambulansa gerek yok. Arabayla daha çabuk götürürüz. Tamam. Feraye ne olur kendine tamam gel. Dur, dur. Ne olur. Dur Feraye, sakin ol biraz. Dur Feraye. Yavaş. Yavaş. Cihan nefes almıyor galiba, çabuk. Mesut, ne oldu oğlum? Size söylemem gereken önemli bir şey var. Ne oldu, ne söyleyeceksin? Biraz önce abimden bir mesaj geldi. Ne mesajı? Abim nerede ki? Ay hayırdır inşallah. Abim gitmiş. Toprağa dalıp gitmiş. Ne? Nereye gitmiş oğlum? Nereye gittiğini söylememiş anneciğim. Başka bir yerde yeni bir hayat kuracağız. Bizi aramayın demiş sadece. O ne demek abi? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yani? Mesajla mı? Evet. Oğlum. Niye engel olmadın? Niye bıraktın abini? Öyle değil anneciğim. Ya sesli mesaj bırakmış telefonuma. Ben kalktığımda gitmişti. En iyisi kendiniz dinleyin. Mesut. Bu mesajı sana bırakıyorum. Çünkü bizi en iyi senin anlayacağını biliyorum. Biz toprakla birlikte kaçmaya karar verdik abiciğim. Sen bu mesajı dinlediğinde biz uzaklarda olacağız. Başka bir yerde yeni bir hayat kurmaya karar verdik. Çünkü yaşadığımız hayatın yükünü taşıyamaz hale gelmiştik artık. Çok uzun bir süre bizden haber alamayacaksınız. Merak etmeyin. Daha iyi olacağız biz. Çok daha iyi olacağız. Senden ricam Feraye'yi arayıp haber vermen. Ona mutluluklar dilediğimi ilet. Ve bizi aramaya kalkışmamasını söyle. Çünkü gittiğimiz yerde bizi hiçbirinizin bulmasına imkan yok. Anne. Anneciğim. Anne dur. Anne, anne sakin ol. Anne tamam. Anne tamam. Bir sakin ol dur. Melek bir kolonya getir. Anne. Yardım edin çabuk. Hastamız var. Çabuk çabuk. Hadi acele. Çabuk birileri gelsin. Müsaade edin lütfen. Hadi. Tut. Tamam. Evet. Yavaş yavaş. Hadi. Bayıldı, uyandıramıyoruz. Kalabalık etmeyin lütfen. Biriniz kalsın bana olanları anlatsın. Ya işte böyle birden bayıldı bir... Cihan! Ben anlatırım sağ ol, çıkar mısın? Tansiyon alın. Tamam. Tamam doktorum. Peki ben dışarıdayım o zaman. Tamam. (Gülüyor)
hoş geldin Kadir abi. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Durum vahim. Sizinle konuşmam lazım. Bizde de haberler pek iyi değil abi. Toprak büyük bir tehlike altında Necip. Tabii Feraye de. Şeker Nuri soruşturdu. Çok karanlık işleri var bu Cihan denilen adamın. Torunum o eve asla gitmeyecek. Merak etme abi. Toprak güvende. Nasıl güvende Necip? Söylediğimi duymadın mı? Adam karanlık işler çeviren biri. Torunumun onun yanında kalmasına müsaade edemem. Kadir abi, Toprak o adamın yanında kalmayacak. Çünkü abim toprağa dalıp gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Dün Toprak bize geldi. Sizde kalacağım bu gece dedi. Yaman Feraye'yi arayınca da kız iyi kalsın dedi. Hı. Yaman bu sabah oğlunu da alıp gitmiş. Bizi aramayın diye de mesaj bırakmış. Kardeşinin acısına dayanamadı yavrum. Kaçtı gitti buralarda. Nasıl kaçtı gitti ya? Of. Anne tamam sakin ol. Üzülme artık. Önünde sonunda çıkarlar ortaya. Daha iyi böylesi. Biraz başın dinler. Nereye gittiğini söylemedi mi Yaman? Yok yok. Yok abi. Biz Toprak'ta yeni bir hayat kuracağız demiş falan işte. Vay canına. Neyse. En azından Toprak o adamın yanında değil. Buna da şükür. Yaman nasıl olsa iyi bakar ona. Neyse canım kafasını toplayınca da döner. Bana hiç dönecek gibi gelmedi abi. Merak etme iyi olacak Perihan. Çok güçlüdür o. Neler atlattı bu bir şey mi? Feraye bugün olanlar... Şimdi bunları konuşmayalım ne olur. Lütfen Feraye. İçim içimi yiyor. Söyleyeceklerimi dinlemen lazım. Sen beni aylardır tanıyorsun artık. Ben öyle zorbalık yapacak kaba saba bir adam değilim biliyorsun bunu. Bugün olanların nedeni çok basit aslında. Ben sana aylardır söylemek istiyorum ama Yaman, Toprak, Servet, başına gelenler. Bir türlü doğru anı yakalayamadım. Kaçırma gözlerini Feraye, bana bak. Sana aşığım. İlk gördüğüm andan beri deli gibi aşığım sana. Bugün hırçınlaştım çünkü deli gibi seviyorum seni. Cihan. Lütfen sözümü kesme, dinle beni. Senin için yaptığım onca şeyden sonra beni bir köşeye atmana dayanamadım. Ben senin için her şeyi yaptım. O Yaman olacak herif seni defalarca kez hayal kırıklığına uğrattı. Ama sen ona verdiğin fırsatların sadece birini bile bana vermedin. Bize bir şans vermek zorundasın Feraye. Çok mutlu olacağız ikimiz, bunu biliyorum. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Benim aklım çok karıştı. Ben böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim. Ben şimdiden ne düşüneceğimi bilemiyorum. Aklım tamamen Perihan'da zaten. Bunları sonra konuşsak. Yani Perihan iyileştikten sonra. Peki Feraye. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben bara gideyim o zaman, işlere bir bakayım. Çocuklar burada, bir şeye ihtiyacın olursa. Perihan odaya çıkınca beni haberdar edersin. Tabii. Ben bara gidiyorum. Biriniz burada kalıp uzaktan takip etsin. Rahatsız etmeyin. Ama gözden de kaçırmayın. Kim kalacaksa saat başı arayıp rapor verecek, tamam mı? Tamam Cihan Bey. Ben kalırım, sen git. Tamam. Tamam. Hadi. Feraye farkında bile değil ama evlendiği adam ciddi bir organize suç örgütünün lideri. Ya Kadir abi, sen emin misin Cihan'ın böyle bir adam olduğuna? Necip, Şeker Nuri'den yanlış istihbarat gelmez. Karanlık alemi mahallesi gibi bilir adam. Polisin bilmediğini bilir bunlar. Ya tamam da Kadir abi, abim de haklı bir yerde. Yani o kibarcıkta hiç öyle suç işleyebilecek bir tip yok ki.
Ha? İşte tam da bu yüzden bu herif bu kadar büyük bir kaçakçı. Bunda bir iş olduğunu kimse düşünmüyor tabii. Adamın lakabı ne biliyor musunuz? Janti. Janti diyorlar adama alemde. Vallahi ne diyeyim? Bir yaşıma daha girdim. Ya, şimdi anladınız mı Feraye'nin nasıl bir tehlike içinde olduğunu? Adamın bu yüzünü bilmesine imkan yok tabii. Ama herifin tersine gelirse ne yapacağı belli olmaz. Nasıl oldu doktor hanım? Ciddi bir şey var mı? Merak etmeyin. Arkadaşınız gayet iyi. Kan şekeri düşmüş, ondan bayılmış. Bünyesi şu an zayıf. Dün de gelmiş hastanemize. Evet, biz birlikte geldik. Dosyasını inceledim. Öncesinde kaburga ve kas zedelenmesi mevcut olduğu için o da bir etken olmuş bayılmasında. Ama mühim bir şey yok. Ağrı kesici ve kas gevşeticilere devam edeceğiz. Yalnız bu darp olayından dolayı psikolojisi de kötü. Terapistimizle konuşmasında fayda var. Bir iki gün burada kalacak. Tamam doktor hanım, ne gerekiyorsa yapalım, olur mu? Peki şimdi yanına girebilir miyim? Şimdi uyuyama girebilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Patron, servisimden memnun kalmışsındır inşallah. Ne istiyorsun Servet? Ne isteyeceğim? Söz verdiğim paranın kalanını istiyorum. Şimdi sırası değil. Bir dakika, bir dakika. Ne demek lan şimdi sırası değil? Müessesemizde veresiye yoktur. Öyle hayrına adam dövmüyoruz. Başlatma lan hayrından, müessesenden. Sırası değil dedik, kaçmıyoruz ya. Yürü git. İşimin gücümün arasında seninle mi uğraşacağım? Bir dakika, bırak lan. Çıkarım ben kendimi. Yürü lan. Efendim. Şehir dışına mı? Toprak yanında mı? Tamam, peşlerinden ayrılma. Dikkat et, seni fark etmesinler. Nereye gittiklerini mutlaka öğrenmem lazım. Hemen Feraye'yi uyarmamız lazım. Ya bize ne abicim? Ne alakamız kaldı ki bizim Feraye'yle? Yani kendi düşen ağlamaz, bence hiç karışmayalım. Abi, anladığım kadarıyla çok tehlikeli bir adam bu Cihan. Ya Feraye'nin hayatı bile tehlikede olabilir. Böyle bir durumda tepkisiz kalamayız. Kin güdülecek zaman değil. Ya Kadir Ağa, sen bence hemen Feraye'yi ara. Hayet mi yani bu kadın yüzünden başımıza gelenler, değil mi? Kaldığımız yerden devam diyorsunuz yani. İyi, peki. Feraye, kızım neredesin? Hemen görüşmemiz lazım. Şu anda mümkün değil Kadir Ağa, hastanedeyim. Hayırdır kızım? Ne işin var hastanede? Sayenizde Kadir Ağa. Allemedip kallemedip Servet'i çıkardınız içeriden. İlk icat Perihan'ı hastanelik etmek oldu. Yatıyor şimdi hastanede. Marifetinize gurur duyabilirsiniz. Ne diyorsun sen Feraye? Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum oraya. Hey Allah'ım, hey güzel Allah'ım. Ne olmuş Kadir abi? Servet şimdi de Perihan'ı dövmüş. Hastanelik etmiş. Hemen ayrılman lazım o adamdan. Seni korumaya alacağım. Teşekkür ederim Kadir abi. Ben kendimi korurum. Sen oğluna mukayyet ol, bana yeter de artar bile. Kızım, şimdi tavır yapacak zaman değil. Anlattım sana adamın ne kadar tehlikeli olduğunu. Böyle bir adamın yanında bir dakika bile kalamazsın. Bir ziyaretçisi geldi abi. Kadir Bey. Şu anda burada. Konuşuyorlar. Feraye Hanım'ın yüzü çok asık. Çok gergin görünüyor ikisi de. Bir rahat bırakmıyorlar Allah'ın cezaları. Herkes kafasını bulandırmaya çalışıyor kızım. Tamam, sen gözünü ayırma sakın. Fatih, bir viski daha ver bana. Tabii efendim.
Gene ne var? Allah'ın cezası. Paramı almaya geldim. Bu sefer öyle kolay gitmeydi, niyetim yok. Paramı vermezsen bozarım bu dükkanın ayarını. Kasadan zarfı getir. Peki efendim. Yürü git şimdi. Olur mu ya? Cebimde bu kadar para varken benim gibi yağlı müşteriyi kapıya mı koyacaksınız? Barmen. Bana bir viski ver. En kalitelisinden olsun. Şöyle biraz gevşeyelim. Öyle değil mi Cihan Efendi? Hı? Afiyet olsun çocuklar. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anne. Anne, ben sana bir tabak getireyim. Buyur anneciğim. Diyorum ki, Melek, yarın şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Kadir Efe, Urla'ya gitmeden hep birlikte olalım ha? İyi düşünmüşsün anne. Ben yarın ararım Kadir abiyi. Keşke Yaman amcamla Toprak da burada olsaydı. Beyza, büyüklerin lafına karışılmaz, ayıp. Mesut, yarın Mine'yi de çağır. O da gelsin. Tamam anneciğim, çağırırım. Sen ne zaman evlenme teklif edeceksin Mine'ye? Bilmiyorum ki güzelim. Hiç sular durulmuyor ki bizim evde. Ya aceleye getirmek istemiyorum. Artık ne zaman kısmetse. Yani tabii. Bak oğlum, gençlik bir daha geri gelmiyor. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Buyurun, afiyet olsun. Of. Patron. Şerefini içiyorum. Ya bu müzikle amma uyuz böyle be. Zımbır zımbır zımbır. Çalsana bizim o yörenin havalarından böyle neşemiz yerine gelsin. Bu ne böyle ya? Ama. Paranı aldın. İçeceğin kadarı da içtin. Yürü git artık. Bak bir iki kadeh bir şey içtim, bu zarfın yarısı gitti. Ben düşünüyorum da senin bana yaptırdığın iş daha fazla eder bence. Onu köpek gibi yalvarırken düşünecektin. Dün içkisizlikten ellerin titrerken bunun üçte birine razıydın. Şimdi bütün mi kanlandı lan? Az git. Kolunu bacağını kırmayayım şimdi. Lan ben senin var ya. Bırak lan. Bırakın lan. Bıraksanıza lan şerefsiz lan. Çık dışarı hadi. Erkek seni sekerdi geri gelin lan. Gülsene. Dur lan. Alayınızı gebertsiniz lan. Alayınızı gebertsiniz şerefsizler.
Şerefsizlik yapma ya. Bırak lan şerefsiz. Bıraksana lan. Sen bittin Cihan, bittin. Göstereceğim ben hepinize. Lan sizin topunuzu sülale. Lan belanı başka yerde ara. Şerefsiz, elimde kalacaksın. Soracağım bunların hesabını Cihan Efendi. Göstereceğim sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Senin karşında uşağın yok lan. Kimim ben be? Kimim biliyor musun sen? Ben adamın kurum lan. Koskoca Akkuvan mirası var benim arkamda. Sen bakma benim bu hallere düştüğüme. Benim bütün Urla'nın, Urla'nın yarısı benim. Ben var ya. Alayınız yapacağım lan sizi. Su ister misin canım? Yok sağ ol. Ne oldu bana? Bayılıp düştün canım. Sonra da buraya geldik. Doğru düzgün bir şey yemediğin için bayılmışsın canım. Tansiyonun düşmüş. Çok inatçısın Perihan, çok. Bir sözümü dinleyip adam gibi yemek yeseydin olmayacaktı bütün bunlar. Hem niye kalkıyorsun ki sen yataktan? Zaten halin harap. Sizin barışmanıza kalktım Feraye. Niye kalkacağım? Ne diye kavga ediyordunuz siz Cihan'la? Önemli değil. Saçmaladı işte Cihan. O yüzden tartıştık. Sen iyileş zaten. Dönmeyeceğiz artık o eve. Ne oldu kızım? Ne yaptı sana? Saçmaladı işte ya, üf, uzatmayalım. Niyesini kurcalama, iyileşmene bak. Hı-hı. Hadi dinlen sen biraz. Hı-hı. Ben de yürüyeyim biraz, bacaklarım açılsın. Hı-hı. Tamam? Tamam. Günaydın anne, kolay gelsin. Günaydın kızım. Gel gel. Öyle uzaktan bakarak öğrenemezsin. Emin misin? Bu senin özel tarifin. Kızım özel mi özel? Ne yapacağım? Mezarıma götüreceğim tariflerimi. Aman anne, ağzından yel alsın. Hadi. Yıka ellerini de meşhur zahide böreği nasıl yapılır öğren artık. Ay anne. Senin şu musakkayı da göstersene. Necip çok seviyor onu. Hı? Bilirim, pek hamaratsındır. Ben de bildiğim her şeyi öğreteceğim sana. Sen de arkamdan şanımı yürütürsün artık. Buyurun beyefendi. Sağ ol beyim. Ne oluyor ya? Kalk ulan. Sen miydin? Lan ben sana demedim bir daha Feraye'nin peşine düşersen pişman ederim diye. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun gerizekalı. Ben Feraye'ye bir bok yapmadım. Perihan'dan ne istedin? Serseri herif. Hastanelik etmişsin kadıncağızı. Ne alıp veremediğin var senin Perihan'la? İş baba, iş. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum artık. Sen sokağa attın ya beni. Para karşılığında çalışıyorum. Kim ne isterse yapıyorum. Yeter ki parasını versin. Ne diyorsun lan sen? Kim para verdi sana Perihan'ı hastanelik et diye? Çek defterin yanında mı? Yaz bir 50.000 lira söyleyeyim beni kimin tuttuğunu. Yoksa sen değil Feriştah'ın gelse tek laf alamaz ağzımdan. Değil 50.000 lira. 50 kuruş bile vermem sana. O zaman Perihan'ı kimin dövdürdüğünü öğrenemezsin. Aşağılık düzenbaz. Bunun için dövdün değil mi zavallı kadını? Benden para sızdırabilmek için dövdün.
Vallahi sen bilirsin, ister inan ister inanma. Son kez uyarıyorum. Feraye'den uzak dur. Beni evlat katili etme. Ne evladı? Senin benim gibi bir evladın yoktu hani, unuttun mu? Yazıklar olsun sana. Konuşalım mı Feraye? Ne konuşacağız? Aklım Perihan'da demiştin. Şimdi daha iyi Perihan. Bize bir şans verecek misin? Cihan, sana söyledim. Şimdi bunları düşünemem. Düşünsem de sağlıklı karar alamam. Lütfen beni duymaktan hoşlanmayacağın şeyler söylemek zorunda bırakma. Yaman'la toprağın nerede olduğunu biliyorum. Ne? Ne dedin? Beni duydun. Nerede olduklarını biliyorum. Nereden biliyorsun? Hatta gittiklerini nereden biliyorsun? Ne önemi var? Nereden biliyorsan biliyorum. Sen istersen çeker alırım toprağı. Senin için yapamayacağım şey yok, anlamışsındır artık herhalde. Bir sözün yeter. Sana bağlı her şey. Anne var ya, süpersin ha. Vallahi Zahide Hanım, döktürmüşsünüz. Her şey dört dörtlük olmuş. Afiyet olsun. Meleğin hamaratlığı. Ben yamaklık yaptım sadece. Ama ne yamaklığı anne? Sen gösterdin hepsini. Yolculuk yarın öyle mi Kadir abi? Kısmetse dönüyorum oğlum Urlu'ya. Burada kalmamın artık bir anlamı yok. Mine kızım, vereyim bir de ıspanaklısından almaz mısın? Bu teklife nasıl hayır derim? Mine abla. Efendim canım? Mesut amcam sana çok güzel bir yüzük almıştı. Onu neden takmadın? Ne yüzüğü Beyza'cığım? Böyle duymanı istemezdim ama madem artık bu konu açıldı. Ne oluyor Mesut? Her an uygun zaman olabilir değil mi? Şimdi mesela. Lütfen işi şakaya vurup birbirimizi daha henüz doğru düzgün tanımıyoruz deme. Ben seni bu kısa sürede yeterince tanıdım. Senin beni daha fazla tanımaya ihtiyacın varsa beklerim. Ama şimdi soruma ciddi yanıt ver lütfen. Benimle evlenir misin? Zaman tüm ciddiyetimle sana evet diyorum. Bravo. Benim be. Bravo. Ulan Mesut. Uçma bak ya. Allah nasip etsin, ne diyelim. Tebrik
geceler. Hadi Perihan'cığım, bir an önce gidelim. Gidelim canım. Gidelim de kurtulalım şuradan. Geçmiş olsun Perihan'cığım. Nasıl oldun? Gel bakalım şöyle. Sana yardım edeyim. Sağ ol Cihan. Daha iyiyim. Vallahi verilmiş salakam varmış. Neyse, hadi eve götüreyim sizi. Biz kendi evimize gidiyoruz Cihan. Feraye, Servet dışarılarda. Kararımız kesin Cihan. Kendi evimize gideceğiz. Tamam. Nasıl isterseniz. Ama izin verin. Bari eve kadar bırakayım sizi. Oralarda olabilir o it. Hı? Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Acele etmeye gerek yok Perihan'cığım. Söylediklerimi düşündün mü Feray? Düşündüm. Toprakla ilgili meseleme karışmanı istemiyorum. Yaman toparlanınca getirir oğlumu. Hiç sanmıyorum. Çok beklersin bence. Demek bunca emeğini, oğluna kavuşma mücadeleni çöpe atmayı göze alıyorsun ha? Sen bilirsin. Amca, bir kağıt mendil alsana. Ne var evlat? Bir kağıt mendil alır mısın dedim. Ver bakalım bir tane. Buyur. Hepsi benim mi? Evet, hepsi senin. Hadi bakalım. Sağ ol. Vardı Necip. Kadir abi, Mesut'la beraber havaalanına seni geçirmeye gelelim dedik. Kaçtaydı uçağın? Saat 1'di ama. Ne gerek vardı oğlum? Binip gideceğim işte. Biz uğurlayalım seni Kadir abi ya. Havaalanında görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Mesut, biz de çıkalım bir an önce. Anne, biz çıkıyoruz. Tamam oğlum. Benden de selam söyleyin. Bağ üstüne. Sen bekle burada, ben hanımları yukarı çıkarıp geliyorum. Tamam efendim.
Anne, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun kızım? Ofise. Abimler de yok. Şirket başı boş kalmasın. Gidip işlere bakacağım biraz. İyi. Kolay gelsin kızım. Sağ ol. Bakıyorum koşa koşa gidiyorsun artık işe. İlk defa işe yaradığımı hissediyorum yenge. Çok güzel bir duygu bu. Seninle gurur duyuyorum Dilara. Sakın ucunu bırakma artık. Böyle devam et. Aile işi bu. Hepinizin birlik olması lazım. Abiniz de gitti zaten. Sen bu delilere sahip çıkarsın. Merak etme. Kovsalar da bırakmam artık işi. Hadi hoşça kal. Güle güle. Tamam canım, yavaş. Şu yastığı da düzeltelim. Perihan'cığım, bir şeye ihtiyacın olursa koruma aşağıda. Biz evimize gidiyoruz artık. Hadi canım. Bırak kolum be. Aa, deli midir nedir, Allah Allah. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Gidiyoruz Feraye. Kaç gündür ihmal ettin bizi, yeter artık. Senin bize karşı da sorumlulukların var. Perihan da iyi zaten. Manyak mısın sen be? He? Gitmeyeceğim ben bir yere dedim. Anlamıyor musun? Ne sanıyorsun sen kendini? He? Allah Allah ya. Gerçekten evliyiz falan mı sanıyorsun? Ben anlamadım ki. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Hadi gidiyoruz. Ya bırak, bırak manyak. Bırak. Ver, hadi. Bırak, gidiyoruz. Bırak, bırak. Perihan. Ya manyak mısın ya? Kolay gelsin patron. Yardıma ihtiyacın var mı? Senin ne işin var burada? Bak patron, işimi ne kadar iyi yaptığımı görüyorsun. Hala niye vermiyorsun sen ikramiyemi? Paramı vereceksin, yoksa külahları değişeceğiz senin ha. Ne diyorsun lan sen? Ne parası, ne patronu? Siz ne diyorsunuz, ne çeviriyorsunuz siz? İş yapıyoruz Feraye. Namusumuzla para kazanıyoruz şurada. Limon sıkma. Cihan Efendi'nin emrindeyim artık. Öyle değil mi patron ha? Allah belanızı versin ikinizin de. Polis çağıracağım, bittiniz. Kes lan, car car car. Car car konuşuyor hala. Abi döveyim mi biraz da? Ama baksana 10 numara iş yapmışım ha. Görüyor musun? Tir tir titriyorlar. Hadi sökül paraları hadi. Lan defol git şuradan ya. Hadi yalancı. Feraye yalan söylüyor bu şerefsiz. Olanların benimle hiçbir ilgisi yok. Ulan şerefsiz. Sen kimsin ki inanacaklar sana? Aşağılık zavallı yaşın tekisin. Sana mı inanacak Feraye? Çünkü kendi ağzınla itiraf edeceksin. Servet yapma, delirdin mi sen, ne olur. Sakin ol Servet. Bırak o silahı. Ne istersen vereceğim. Ne kadar istersen. Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Bak sen de titriyorsun. Vereceksin tabii lan. Şerefsiz. Ne istersen vereceksin. At silahını. At. Thank you.
efendim Mesut? Kadir Ağa, sana bir şey diyeceğim ama gözünü seveyim sakin ol. Oğlum söyle, sakinim ne olmuş? Biz de tam olarak bilmiyoruz olanı biteni. Abi, Servet ile Cihan arasında bir mevzular olmuş. Galiba yaralıymış Servet. Ne diyorsun Mesut? Hemen Feray'ın evine gel, olay orada olmuş abi. Orada buluşuruz, biz de yoldayız zaten. Servet iyi miymiş? Abi. Abi bak sakin ol, basit bir yaralanma dediler. Tamam mı abi? Tamam tamam, hemen geliyorum. Alana gitmiyoruz. Hemen dönelim şuradan bir yerden. Sonra Servet geldi. Meğer Servet'i Cihan tutmuş biri ana saldırması için. Tamam hanımefendi. İfadenize karakolda devam edeceğiz. Böyle bir anda silahlar falan patlayınca... Mesut. Servet. Oğlum. Aslanım. Neden Allah'ım? Neden? Abi, başım sağ olsun. Bir şey mi oldu? Ne var? Birazdan babaannem ve halam burada olacak. Niye? Ceren'cim. Bazen hayatta bize acı veren büyük şeyler olur. Ben bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Ama bir kaza oldu. Hastanede. Durumu pek iyi değil canım. Sana ben söylemek istedim. Her türlü duruma hazırlıklı olman lazım. Annem öldüğü zaman da böyle şeyler söylemişlerdi. Babam öldü mü Feraye abla? Geldiniz kızım, geçmiş olsun. Allah korumuş sizi. Sağ olun. Kadir abiyle Necip nerede? Adli tıbba gitti onlar. Yenge, Dilara ile siz Perihan'ı bir odaya yatırın, ağrısı var. Hadi. Geçmiş olsun. Çok üzüldük duyunca. Sağ ol canım. Çekecek çilemiz varmış. Ne diyeyim kızım, geçmiş olsun. Bu kadarla kalsın inşallah başımıza gelen felaketler. İnşallah, sağ olun. Hadi abiciğim.
Gel, gel kızım. Sen geç otur şöyle. Geç. Çocuk ne oldu? Söyleyebildiniz mi babasının öldüğünü? Halasıyla babaannesi yanında. Biz üzerimize düşeni yaptık. Teslim ettik onlara Ceren'i, geldik. O garibim de zaten öksüzdü. Şimdi bir de yetim kaldı. Hadi kızım. Sen de yat dinlen biraz. Bir ilaç vereyim ben sana, uyu. Çok kötü bir gün geçirdin kızım. İlaç alamam Sait anne. Bebek bekliyorum. Kızım. Mahkeme için. Yoksa Yaman'dan sonra hiç kimseyi sokmadım hayatıma. Sokamam ki zaten. Kızım. Kızım. Yavrum. Yaman'ı bulmamız lazım. Baba olacak. Bilmesi lazım. Sen hemen Necip'i ara yavrum. Ne yapıp edip bulun abinizi. Abimi aramadığımızı mı sanıyorsun anne? Arıyoruz. Ama abim istemedikçe bizim onu bulmamız imkansız. Takip edilecek bütün izleri yok etmiş. Ya sanki yer yarılmış, içine girmiş. Dua edelim de arasın bizi. Yoksa çok zor bulmamız. Kızım.
Ana son çayını yaptı. Bir kaşık verelim. Bak bu gece kırkı çıkacak. Görürsün gazımızı kalmayacak. Öyle olurmuş. Bıçakla kesilir gibi kesilirmiş 40 günlük olunca. Şş. Tamam annem, tamam. Al bakalım. Aman aman aman. Memleketin rakı merakı da bu çay yüzünden zaten. Ay şunca acıkken içiriyorlar bu çayı. Sonra da bütün memleket rakı hastası oluyor. Ay. O bebeğim tamam. Elin amma ağır Perihan ya. Hazırlayamadın bir mamayı 2 saattir. Ay ne yapayım? Suyu kaynat, suyu soğut anca işte. Benim zamanım kalmadı, gidiyorum. Sen yedirsene kızı Allah aşkına. Geç kaldım, bekliyorlar. Tamam tamam, sen git. Kızım. 2 dakika yüzünü göremiyoruz artık annenin, değil mi Yağmurcuk? Bize hiç anlatmıyor artık. İşleri nasıl gidiyor, bar kalabalık oluyor mu, müşteriler nasıl, iyi mi kötü mü hiç bilemiyoruz. Kalabalık oluyor Yağmurcuğum. Söyle Perihan teyzene merak etmesin. Yani belki bu gece bir prodüktör de gelecekmiş. Aa. Albüm falan diyor bizim patron ama bakalım. Kız manyak mısın sen? Şimdi mi söylenir bu? Ay meşhur oluyor annen Yağmur. Hiçbir şey umurumda değil Perihan. İçim kavrulduktan sonra hiçbir şey önemli değil benim için. Bir gün mutlaka bir yerlerden çıkacaklar Ferah. Yapma Allah aşkına. İçini ferah tut anacığım. Mesut'la Necip her yerde aradılar Perihan. Yoklar işte. Tamam canım tamam. Moral bozmak yok. Bak bu gece büyük geceymiş. Aa bana bak. Ben yarın gece yola çıkıyorum. Unutmadın değil mi? Ay vallahi unuttum ha. Düğüne gidecektin değil mi? Tamam ben Yağmur'u Zahidane'ye bırakırım o zaman. Tamam mı? Aman zaten 2-3 gün kalıp döneceğim. Yeğenimi gelin ederim. Biraz da teyze kızlarıyla hasret gideririm. Sonra hemen gelir. Bu balamı ham yapar yerim ben. Ham. 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 Hadi görüşürüz maymunlar. Vallahi kıskanıyorum sizi ha. Oh, bütün gün aşk yaşıyorsunuz burada. Biz çalışalım. Hanımlar keyif yapsın. Ay hemen yer değiştirelim istersen. Ama beni istemezler senin patronlar sanmam. Ya. Ah Yağmur Hanım. Sen bu Perihan teyzeni eskiden görecektin. Bülbül gibi sesin vardı ama hayat işte. Sesimi de kıstı, akordumu da bozdu. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Merhaba Perihan Hanım. Gerçekten. Reyhan, kız çok mu dağıttık dün akşam ha? Biraz öyle oldu vallahi. En son hatırladığım halay çekiyordum. Sonra film koptu. Ayıp oldu vallahi millete. Merhaba Yasemin. Merhaba Burak. Merhaba. Kolay gelsin. Erkek tarafı manyak bunlar demiştir. Boş ver, sanki onlar çok ayıktı. Kaç yıl sonra bir araya gelmişiz. Olsun o kadarcık. Ay şuradan Feraye bir şeyler alayım hatıra. Merhaba. 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 Çok güzel şeyler varmış Reyhan. Evet vallahi ne güzelmiş. Ne oldu? Ne var? Ne o elindeki? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu resimdekiler kim? Ha o mu? Benim kızımın doğum gününde çekilmişti. Peki ya bu oğlan? O da kızımın okuldan sınıf arkadaşı.
Fotoğraf çok hoşuma gitmişti. Örnek olarak bastırmıştım. Hatıra eşya yapıyoruz da böyle isteyene. Çok seviliyor. Bu çocuk buralarda mı oturuyor? Evet, dayısıyla birlikte. Kasabanın hemen dışında bir evle seri aldılar. Bir seneye yakın oluyor herhalde. Ne oldu? Tanıdığınız biri mi yoksa? Çok severim ben toprağı. Dayısı da iyi adamdır. Kendi halinde. Annesi de vefat etmiş çocuğun. Melekçim, birkaç gün yük olduk size, kusura bakma. Olur mu öyle şey Feraye? Biz de Yağmur'u çok özlüyoruz. Programdan sonra hemen gelip alırım. Gel 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 gel. Gel. Efendim. Alo Feraye. Şimdi sakin ol. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakin olacaksın kardeşim, tamam mı? Tamam. Da ne oldu Perihan, söylesene. Feraye. Yaman'la toprağı buldum ben. Ne? Nerede Perihan? Toprak. Al bakalım. Teşekkürler. Hadi sen git. Tamam canım. Thank you.
bebek yorulmuştur. Yatağıma yatıralım mı? Gel. Ev biraz soğuk ama dayım odun kesmiş. Yakarım ocağı şimdi. Ne kadar büyümüşsün. Burası çocuklara göre bir yer değil. Mecbur büyüdük. Biraz kafasını toplasın gelir. Öyle duruyor orada bazen. İyi geliyor ona. Adı ne? Yağmur. Güzelmiş. Ben toplayacaktım da vaktim olmadı. Dayım da kızdı. Görevini yapmazsan pislik içinde oturursun dedi. Bulaşık sırası bendeydi de şimdi hallederim. Gel. Birlikte hallederiz şimdi, dert etme, tamam mı? Çok şahane kokuyor. Gelmeyecek herhalde. Git söyle istersen, biz döneriz. Geceyi dışarıda geçirmesine gerek yok. Gitmenizi isteseydi söylerdi. Thank you.
Bizi nasıl buldun? Sağlık, güzel olmuş. Afiyet olsun. Adı Yağmur'muş kız. Allah bağışlasın. Kaç aylık? 3 aylık canım. 3 ay 1 haftalık. Babası merak etmiştir. Çık, ben bakarım Yağmur'a. Bana kızgın değilsin artık. Burada düşünecek çok zamanım oldu. Olanları düşününce, yani annemsin sonuçta. Öyle davranman, beni yanımda istemen normaldi. Evet ama seni üzdüm. Belki başka bir yol bulmalıydım seni üzmeden, kimseyi üzmeden. Belki başka bir çözümü vardı ama bilemedim. Senden özür dilerim. Ben de özür dilerim sana o kötü sözleri söylediğim için. Anne. Hoş geldin Perihan. Hoş bulduk canım. Perihan gelmiş. Aa, Perihan mı? Hayırdır bu saatte? Ne oldu ki? Afiyet olsun. Hoş geldin Perihan. Hoş bulduk. Feraye nerede? Ay, bir şey mi oldu yoksa çocuğa? Perihan. Ay, sabah sabah da apar topar çocuğu alıp gitmiş Feraye. Ay, sakin olun. Şey oldu. Ne? Yamanla toprağı buldum. Ne? Ne? Nerede? Ne? Nasıl ya? Çok şükür. Şükürler olsun. Ay, doğruyu söyle. İyiler mi? İyiler iyiler, merak etmeyin. Bu sabah buldum. Feraye yanlarında şimdi. Birazdan Feraye arar, daha detaylı bilgi alırız. Biraz baş başa kalsınlar, konuşsunlar diye ben buraya döndüm. Çabuk abla, çabuk. Hadi götür bizi. Mesut'cum, olmaz şimdi. Bırakalım biraz zaman geçirsinler. Hem konuşacak şeyleri var. Biraz sabırlı ol. Tamam canım. Hay Allah'ım, çok şükür. Çok şükür. Nasıl buldunuz peki? Ya nasıl büyük bir tesadüf. Anlatsam inanmazsınız. Allah'ın işi işte. Perihan, torunum nasıl ya? Sen gördün mü, iyiler mi? Aslan gibi olmuş Toprak, maşallah. Çok iyi. Çok şükür.
günaydın. Bu seni affettiğim anlamına gelmesin. Ama beni affetmezsen buradan çıkamayacağını biliyorsun. Adı Yağmur'muş kız. Allah bağışlasın. Kaç aylık? 3 aylık canım. 3 ay 1 haftalık. Söz veriyorum. Bütün kötü anıları sana unutturacağım. Artık yalnızca mutlu olacağız. Sen benim hazinemsin. Gözlerimi kapadığım anda gözlerinden başka hiçbir şey görmüyorum ayrıldığımızdan beri. Artık sensiz kalmak istemiyorum. Kaç aylık? 3 aylık canım. 3 ay 1 haftalık. Artık hayatımızdan çıkmanı istiyoruz. Sen Feraye ile ortak bir hayatınız olduğunu mu sanıyorsun? Artık öyle. Bebek bekliyoruz. Sana inanmıyorum Cihan. Yalan söylüyorsun. Her zamanki gibi. Feraye inanmayacağını söylemişti. Üç ay 1 haftalık. Thank you.
Yağmur. Senin kızın. Benziyor bana ama değil mi? Babamın saatini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O gün biz tanıştığımızda yıllar sonra birden çalışmaya başlamıştı. Gene durdu, bir yıldır çalışmıyordu. Dün gece çalışmaya başladı. Sana dün gece binlerce soru sormak istiyordum. Sonra siz uyurken sizi izledim. Sonra birden saat çalışmaya başladı işte. Getirdim, git sustur. Tamam. Neresinde bunun düğmesi? Onu da sen bulacaksın artık. Seninle ne kolay oldu ki zaten. Hadi. Sesi nasıl çıkarıyor bu? Sen anneni hiç sahnede görmedin galiba.